Şimdi biz garantörlük deyince, yani garantörlük konusu aslında bölge ülkelerinin meseleyi aktif olarak sahiplenme meselesi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail'in Filistin'e saldırılarıyla ilgili TRT Haber'de değerlendirmeler yaptı. Fidan, Türkiye'nin garantörlük teklifinin ayrıntılarını anlattı. Bir şekilde bölge ülkeleri Filistinlilerle beraber elini taşın altına sokacaklar. Türkiye'nin de dahil olduğu. Biz bu meselenin yani eğer bir anlaşmaya varılırsa bu anlaşmanın uygulanması için elimizden geleni yapacağız. Fidan, bölgedeki dost ülkelerin uygun bulması durumunda Türkiye'nin garantör olabileceğini belirtti. Görebiliriz. Yani Türkiye bu konuda dediğim gibi yani ciddi bir rol oynayabilir diye değerlendiriyoruz. Yani tarafların ve yani bölgedeki diğer dostlarımızın bunu uygun bulması durumunda yani biz bu konuda rol oynayabiliriz diye düşünüyorum. Tabii İsrail'in tarafında da kimler garantör olacak, kimler meseleye girecek o da önemli. Belki bu manada uluslararası bir hani formül aramak gerekiyor. Yani bu krizden sonra gidilecek iki yol var. Birincisi ya ard arda gelecek daha büyük savaşlara gidilecek. İkincisi büyük bir barış anlaşmasına gidilip artık bu kriz sondur deyip barışla bu işi neticelenmesi. Dışişleri Bakanı, Türkiye'de bir kesimin gündeme getirdiği neden Filistin meselesinde rol alıyoruz sorusuna da yanıt verdi. Fidan, kapınıza ateş olarak gelmiş sorunla karşılaşmamak için dedi. Yani bu adımlar bazen bazılarına son derece yorucu hatta riskli bile gelebilir. Yani Türkiye niye böyle bir konu içerisine girsin diye de düşünenler olabilir. Bunlar yani bölgemizi ve ülkemizi de yakından ilgilendiren stratejik konuların ön alınarak çözülmesiyle ilgili bir konu. Eğer diplomatik olarak bir takım şeyleri yapmanız mümkünse, yani bir takım karmaşık adımları atarak onun yerine bu adımları atmayıp bekleyip daha fazla büyümüş ve kapınıza ateş olarak gelmiş bir sorunla karşılaşmanıza hiç gerek yok. Amerika Birleşik Devletleri'nin koşulsuz desteğiyle İsrail'in geçici zaferleri çok fazla elde ettiğinin altını çizen Fidan ama güvenli ve kalıcı bir barış elde edemediğini de kaydetti. Türkiye'nin de dahil olduğu, biz bu meselenin yani eğer bir anlaşmaya varılırsa bu anlaşmanın uygulanması için elimizden geleni yapacağız. Merhaba arkadaşlar, ben Halil Nebiler. Ulusal YouTube kanalına göz attığınız için peşin peşin teşekkür ederim. Eğer daha fazla video, program özeti, ne bileyim canlı yayın falan izlemek isterseniz sağ taraftaki abone ol butonuna tıklayabilirsiniz. Butonlar da aşağıda mı yukarıda mı, aşağıda galiba değil mi? Oraya tıklayabilirsiniz. Son dakika haberleri için ulusal uygulamasını indirmeyi unutmayın. Şimdiden izlediğiniz için teşekkür ederim.